Bu hafta yumurta akını deniyorum. Herkese merhabalar efendim. Yumurta akı içerisinde yüksek protein bulundurduğu için kırışıklıkları gidermesinde, gözenekleri sıkıştırmasında, sivilceleri engelleyip sivilceyi ve sivilce oluşumunu engellemesinde, hatta sonrasındaki sivilce lekeye geçirmesinde, ne bileyim işte böyle yağ biriken gözenekleri derinlemesine, temizlemesine falan acayip faydalı geliyormuş. Yumurta akıyla hazırlanabilen bir sürü maske var. Benim de denediğim önceden ve özellikle kullandığım bir maske vardı. Hakikaten ondan çok memnun kalmıştım. O yüzden dedim ki ben bu hafta yumurta akıyla şu maskeleri bir deneyivereyim, birkaç tanesini en azından. Hazır da böyle artık yaza giriyoruz, bir cildimizi kendine getirmemiz lazım ki böyle bronzlaştığımızda güzel bronzlaşalım falan derken, evet işte buna karar verdim. Bu hafta yumurta akını deniyorum. İlk olarak deneyeceğim maske kırışıklıkları geçiren ve iyi gelen bir maske. Şöyle ki arkadaşlar, ben dedim ya size, ben yumurta akıyla denediğim bir maske vardı diye. O maskeyi denerken de zaten hep böyle hissettiğim cildimi, böyle cildimi bir germesi, cildimi bir böyle ışıltı katıp daha gergin göstermesiydi. Yumurta akının en önemli özelliklerinden biri buymuş. Bayağı cildinizi geren, kırışıklık çizgilerinizi açan bir özelliği var. Peki nasıl? O kadar basit ki. Normal bir yumurtayı alıyorsunuz, sarısını ayırıp sadece akını oluşturuyorsunuz şu şekilde. Sonra bunu köpürünceye kadar çırpıyorsunuz. İsterseniz çatalla çırpın, isterseniz mikserle. Ben önce bir çatalla başladım, kolay oluyor mu diye. Çatalla biraz uzun vade sürüyor. Söyleyeyim onu ben size yani. Uzun sürüyor işiniz. Mikserle yaparsanız daha kolay olacağını söyleyeyim. Yani hemen pıt 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 oldu. Daha sonracığıma bu köpüğü bütün yüzünüzün her yerine şey yapabiliyorsunuz, sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle normalde birçok maske şey almaz yani, göz çevresine, dudak çevresine falan sürülmez. Bunun hiç Allah'tan öyle bir problem yok. Bunu göz çevrenize de sürebiliyorsunuz ki şuradaki kaz ayakları falan var ya, acayip iyi gelen bir maskeymiş. Bunu bütün cildime süreceğim. 30 dakika boyunca bekleyeceğim. Daha sonrasında yıkayacağım. Bunu böyle haftada bir falan uyguladığınızda çok güzel oluyormuş. Çok güzel geliyormuş cildinize. Kırışıklıklarınızı falan açıyormuş, şey yapıyormuş, geriyormuş. Şimdi bakalım ilk olarak denediğimde nasıl bir his uyandıracağını merak ediyorum ama şu an o kadar yumurta kokuyor ki. Bilmiyorum, yüzüm de çok yumurta kokuyor. Birazcık koku dışında nasıl yapacağız bilmiyorum. Haftanın sonunda göreceğiz. Bugün deneyeceğim maske sivilcelere iyi gelen bir maske. Aslında şöyle, yani yok maskesi bu. Sivilcelere iyi geliyor. Gözenekleri sıkılaştırıyor. Siyah noktalara iyi geliyor. Ayrıca böyle daha önceden oluşan bir sivilce lekeniz varsa onu geçiriyor. Bayağı bunu sürüyorsunuz. Böyle bir taşla 3 kuş 4 kuş falan vuruyorsunuz. Gerçekten bu arada şey de istiyorum yani. Hani bir videoda ya hani bir sivilce maskesi deneyeceğim ama bende de yok. Hani kuruttu mu tam emin değilim ama şöyle yapılıyor demek istiyorum. Ama 30 yaşına neredeyse gelmeme rağmen diyemiyorum. Arkadaşlar şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunu görmemek için zaten kör falan olmak lazım da. Bayağı sivilcelendi yine alnım. Bunun hormonal olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü yani bayağı ergenlik çağında dökülür gibi sivilce döküyorum. Galiba bir alerjim var. Yavaş yavaş onu bulmak üzereyim. Ondan dolayı oluştuğuna inanmak istiyorum artık. Yoksa çıldırazağım. Her neyse efendim. Şöyle bir maske. Çok basit. Yine yumurtanın akını alıyoruz. Bir güzel çırpıyoruz. Mikserle tekrar öneriyorum. İçerisine de yarım limon sıkıyoruz. Şimdi bu net maske aslında. Uygulamamız gereken net maske ama eğer cildiniz çok hassassa, çok kuruysa, böyle pul pul dökülüyorsa bunun içine bal ekleyebilirsiniz. Ya da cildiniz çok yağlıysa bunun içine bir kaşık daha sirke ekleyebilirsiniz. Aklınız olsun. Biraz daha böyle sizin cildinize göre ekleyeceğiniz maddeyle şekillenecek bir maske bu. O yüzden yani ham maddesi bu ama siz kendi cildinizi biliyorsunuzdur. Ya benim cildim kurudur, benim cildim yağlıdır. İşte şunu eklersem daha iyi olur diyebileceğiniz bir maddeyi daha içine ekleyebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Bayağı normal. Bunu da yüzümüze, sivilceli bölgemize, hatta tüm yüzümüze. Çünkü gözenek sıkılaştırma özelliği, işte siyah nokta derinlemesine temizleme özelliği olduğu için bunu tüm yüzümüze arkadaşlar sürüyoruz. Ama bunun şöyle bir farkı var. İlk gün yaptığım maskeden. Şimdi ilk gün yaptığım maske ise dedim ya, göz çevrenize,
ağız çevrenize, dudak çevrenize her yere sürebilirsiniz. Zaten kırışıklıkları açıyor diye. Bunu göz çevrenize ve dudak çevrenize sürmemeniz lazım. Çünkü içerisinde bulunan diğer işte limon ya da sizin eklediğinize göre sirke falan olacağı için o noktalara çok iyi gelmiyor efendim. O yüzden birazcık daha normal maske sürer gibi göz çevremiz ve dudak çevremiz haricinde bunu tüm cildimize güzelce sürüyoruz. Bunun süresi 15 dakika. Yine ilk yaptığım maske 30 dakikaydı ya. Bunun süresi 15 dakika. 15 dakika maksimum 20 dakika boyunca. Bu yine cildinizin aslında hassasiyetine de bağlı, aklınızda olsun. Bunu yüzünüze tuttuktan sonra yine bir güzel yüzünüzü siliyorsunuz. Nemlendirmeniz gerekiyorsa güzel bir nemlendiricinizle nemlendiriyorsunuz. Ve sivilcelerimizi yok ediyor. Yani vaadi bu. Umarım yok eder. Gerçekten buna şu bu aralar çok ihtiyacım var. Lütfen haftanın sonunda sivilcelerim yok edilmiş olsun. Son olarak deneyeceğim maske anında yüzümde gördüğünüz şu an bulunan maske arkadaşlar. Aslında maske artı peeling dersek daha doğru olabilir. Şöyle ben bunu daha önceleri de aslında deniyordum ve acayip memnun kalıyordum. Şimdi böyle hani işte bu yumurta akıyla ilgili video çekerken dedim ki hani kesin bir tane de içinde peeling olsun. Araştırırken bir sürü şeye denk geldim ama ben daha önceden de deneyip memnun kaldığım şeyi sizinle ilk olarak paylaşmak istedim. Bunun içinde ne var? Normal bir yumurtanın akı var, bir kaşık kahve var. İkisini bir güzelliğine mikserledim. Köpük kıvamına gelince cildime bir güzel sürdüm. Ama normal maskeni normal hafif sürüyordum ya, bununla peeling yaptığımı da unutmadan birazcık daha masaj yaparak cildime, derinlemesine böyle temizlemeye çalışarak sürdüm. Sonra da bıraktım. Kaç dakika duracağıyla ilgili benim şahsen cildimde denediğim şey şu oluyor. Hani bırakıyorum, tamamen böyle kuruyup tamamen yüzüm gerildiği noktada gidip suratımı yıkıyorum. O yüzden tam olarak bir dakika söyleyemem ama hani yine maksimum 15-20 dakika kadar cildimde kalıyor ediyor. Bu maskeden çok memnun, tam neye yaradığını söyleyecektim ama hani zaten haftanın sonunda nasıl etkileri olduğunu sizinle paylaşacağım ama yani peeling yaparken derinlemesine temizliyorsunuz yüzünüzü ve yumurta akıyla da aslında hem aynı anda oradaki gözeneklere daha çok girip o gözenekleri temizleyip kapatıyorsunuz falan. Acayip faydalı olduğunu düşündüğüm bir peeling kendisi. Bu arada bunu kahveyle yapmak zorunda değilsiniz. Normalde ben araştırdığımda işte karbonatla denk geldim, çok memnun kalanlar var. Şekerle yapanlarına denk geldim. Onlar da çok memnun kalmış. Yani işin özü şu. Siz neyle peeling yapmayı seviyorsanız, normalde işte neyi suyla ya da başka bir yağla karıştırıp yüzünüze peeling yapıyorsanız, aynısını yumurta akıyla deneyebilirsiniz. Benim kahveyi seçmemin tek nedeni şu, onu söyleyeyim. Bir önceki iki videoda şundan çok zorlandım. Kokusu beni fazla yordu yumurtanın. Ama kahve eklediğimde kahvenin kokusu o kadar baskın ki hani yumurta kokusunu hiç almıyorum. Eğer siz de böyle bundan önce yumurta akıyla bir maske bir şey denediyseniz ve hani kokusundan dolayı vazgeçtiyseniz işte kahveyi ekleyerek bundan kurtulabilirsiniz. Ne diyecektim acaba ki bilirsinize bağladım. Hiçbir fikrim yok. Neyse efendim, şu an yüzüm artık gitgide böyle bir gerilmeye başladı. 3 maskeyi de denedim. Bunun aslında az çok sonucunu biliyorum. O yüzden böyle ne olacak ne edecek deyip dememe gerek yok. Ne olacağını biliyorum. Haftanın sonunda 3 maskeden de fayda gördüm mü? Neleri sevdim neleri sevmedim sizinle paylaşacağım. Geldik bir haftanın sonuna. Yumurta akıyla denediğim maskelere bayıldım. Arkadaşlar ilk olarak ilk denediğim maskeyi söylemek istiyorum. Bu yüzümüzdeki kırışıklıkları geçirmesi ve yüzümüzü germesi için denediğimiz maskeye bittim, bayıldım. Anında etkisini gördüm ama hangi etkisini şöyle söyleyeyim. Şimdi mantıklı düşündüğümüzde zaten yıllar geçerek oluşan kırışıklıkları tek bir gün bir maske yaparak geçirmemiz imkansız bir şey. Ama bu maskeyi denediğinizde cildinizin gerildiğini gerçekten de hissediyorsunuz. Yani yüzünüzü yıkadıktan sonra bu maskeden alnınızın gerildiğini, göz çevrenizin gerildiğini, yani o anlık onu belli bir süre bir şeyin açık bir şekilde tuttuğunu hissediyorsunuz ve etkisi birazcık daha, en azından birkaç saat daha bu şekilde devam ediyor. Mantık olarak bunu düzenli bir şekilde kullandığımda bu kırışıklıklarımı aça aça yok edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani böyle olmasını umuyorum, bilmiyorum ama bayıldım, çok hoşuma gitti. Özellikle böyle ne bileyim, şimdi böyle düşünüyorum da düğündür, bayramdır, bir şeydir, özel bir günün bir önceki günü, akşamı böyle kesinlikle bu maskeyi yapıp cildime böyle o gerginliği, o ışıltıyı veririm ben. Gelelim sivilce maskesine. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Şu an gördüğünüz üzere çok bir şeyim yok Allah'tan. Maskeyi yaptım. Neyse bekledim ettim. Yüzümü bir yıkadım.
sivilcelerim var ya, iyice kızarmış bir durumda, iyice sanki şişmiş bir durumda. Allah dedim, yandım. İyi bir şey yapayım derken iyice dedim batırdım ben herhalde yüzümü. Neyse dedim, yapacak bir şey yok, bekleyeyim, hani üst üste de bir şeyler yapılmaz. Ertesi gün dedim tekrar bir maske bir şey denerim artık sivilcelerime. Ertesi gün bir uyandım, bayağı sivilceler sönmüş, kızarıklıkları böyle hafifçe geçmiş. Çok hafif orada, yani belli orada bir sivilce zamanında oluşmuş ve tam geçmemiş, izleri kalmıştı yüzümde. Hani böyle o yüzden başta böyle bir şey oldum, hani Allah yandım bittim derken hakikaten işe yaradığını gördüm. O yüzden sizin de haberiniz olsun. Yani bunu denediğinizde hemen böyle söndüren bir şey, mesela aspirinle falan yaptığınızda aspirin hemen sivilceyi söndürür eder ya, bu öyle değil. Bu böyle sanki daha da bir şişiriyor ama ertesi günü bayağı onu indiriyor. Bayağı bir böyle yavaş yavaş götürmeye başlıyor. Ama tabii ki de bunu da yine birkaç denemek lazım. Yani birkaç defa suratı uygulamak lazım sivilcelere ki iyice söndürsün. Yani şu an tam tamına böyle bir kere yaptım ve bütün sivilcelerim puf oldu, pürüzsüz oldu değil, açıkça onu söyleyeyim. Ama yani bir iki kere daha yaparsam bence o sivilcelerden iz bile kalmadan kurtulurum. Gelelim peeling'e. Arkadaşlar bunu zaten size söylemiştim. Bu benim eskiden çok fazla yaptığım ama böyle son zamanlar zaten her videoda yeni bir peeling denediğim için unuttuğum mu diyeyim, yani böyle hakikaten unuttum diyebilirim. Çok böyle denemediğim bir peelingdi ama bu peeling efsanevi. Bakın yani cidden bir kere şöyle bir durum var. Yumurta akıyla ilgili ne yaparsanız yapın, hangi maskenize katarsanız katın zaten faydası var. Yani bu 3 denediğim peeling olsun, germe olsun, işte sivilce olsun, 3'ü de aslında özü yumurta akıydı ve yumurta akı vaat ettiği her şeyi her maske sonunda bana gerçekleşirdi. Yani her maskeyi yıkadıktan sonra yüzüm gergin, parıl parıl, böyle hakikaten canına can katılmış biçimdeydi. Peeling'de de şöyle bir durumu var. Benim en çok sevdiğim kısmı aslında bu. Peeling'e derinlemesine cildinizi temizlediğinizde ya da bir peeling uyguladığınızda şimdi gözeneklerinizi açıp içine bir şey girip temizlemiş çıkmış oluyor. Ama o gözeneklerin bir noktada da kapanması lazım. Yumurta akı hakikaten bunu sağladığını hissettim. Yani mesela sivilce şeyinde de size söylemiştim ya, işte gözenekleri iyi geliyor falan falan. Ben şimdi çok şu alnımdaki sivilcelere odaklandığım için onu söyledim size ama şimdi aklıma geldi. Bakın şu burun kenarlarımdaki siyah noktaları da o peeling, peeling değil, o maske temizledi. Yani şu cildimdeki şu gözeneklerimi birkaç video önce söylemiştim, böyle bir hoşlanmıyordum. Sanki böyle gözenek gözenek belli oluyordu. Hakikaten onları da böyle bir büzdüğünü hissettim. Yani cildime bir şeyler yaptığının farkındasınız bu maskeleri denediğinizde. Kahveli peeling'de daha da sevdiğim şey şu. Şimdi peeling uyguladığımda benim cildim birazcık daha şey, ya karma bir cilt. Yani işte alnımdaki evet yağ güzel temizliyor, bu sefer yanaklarım soyulabiliyor falan falan. Kahveyi ben bu yüzden seviyorum. Kahve doğal bir böyle nem veriyor cildinize. İşte kahve eliksini uyguladığımda ve yüzümü yıkadığımda en çok hoşuma giden şey oldu. Şimdi normalde yumurta akıyla diğer iki şeyde, maskede cildim çok gergindi. Evet gergindi ama bir nemlendirici isteği vardı. Kahveli peelingde nemlendirici isteğim de olmadı yüzüme. Çünkü kahvenin zaten o doğal böyle bir şeyi var, yani bir yağlı, bir sanki cildinize nemlendirmişsiniz hissi veriyor. Hem gergindi yüzüm pırıl pırıl, hem derinlemesine temizlenmişti, hem de nemliydi falan. Yani benim için hakikaten forever bundan sonra. Bundan önce niye bırakmışım bilmiyorum ama haftada bir hangi peelingi yaparsam yapayım yumurta ki ve kahve peelingini kesinlikle yaparım. Kesinlikle şiddetle de size öneriyorum. Şimdi arkadaşlar şuna hakikaten çok dikkat çekmek istiyorum. Yumurta çok insanlara alerji yapabilecek bir şey. Ne olursunuz bu maskeleri, aa bu kıza iyi gelmiş, hemen deneyeyim diye yapmayın. Küçük bir yerde deneyin çünkü cidden hani bir alerjiniz vardır. Ağır bir şey, protein olarak çok zengin bir ürün. Hani size iyi bir şey yaparken kötü bir şey de yapabilir. Belki cildinize iyi gelmeyebilir. Bu sefer aman yüzüm cilt güzel olsun derken kızarırsınız, apırırsınız, alerjiniz ortaya çıkar. Ne olursa hani bundan önceki bazı şeylerde böyle birazcık daha hani evet binde bir insanda alerji olabilir deyip uyarıyorum ama hani bunda çok fazla insanda alerjik reaksiyon gösterebilir diye düşünüyorum. O yüzden aman ne olur çok temkinli gidin. Gereğinden fazla asla yüzünüze çok fazla tutmayın. Önce küçük bir yerinize deneyin. Bir şey olacak mı edecek mi bakın, ona göre yüzünüze sürün. Neme lazım, çok korkuyorum böyle şeylerden. İyi bir şey size böyle önereyim derken kötü bir şey olmasını asla istemem. Ama denediniz, yaptınız ve işte hiçbir sıkıntınız yok mu?
Arkadaşlar bu maskeleri deneyin. Efsane. Bakın cidden yumurta zaten yediğinizde de çok faydalı, içtiğinizde her şeyde faydalı. Cildinize apayrı bir faydalı. Yumurta akından yararlanın. Öyle böreğin üzerine mesela sarısını sürünüz mürdünüz. Aman sakın atmayın. Koyun kenara, yüzünüze gözünüze yumurta aklarını sürün. Hepimizin böyle gep gergin bebek gibi pırıl pırıl ciltleri olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldığım bir video çekmiş oldum. Çünkü bu aralar cidden cildim sanırım mevsim değişikliğinden böyle bir olmuyor yani. Bir şey var. Alnım çok fazla yağlanıyor. Burnum ve alnım, yanaklarım çok pul pul dökülüyor falan. Çözemiyorum. Bir sıkıntı var. Yumurta akı ilaç gibi geldi. Yani yumurta akı hakikaten cildimi böyle gerdi, güzelleştirdi falan falan. Kendimi çok iyi hissetmeye tekrardan başladım. Eğer sizin de bu aralar cildinizle ilgili böyle bir problem varsa siz de deneyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, benimle ilk defa bu videoyla karşılaştıysanız hemen şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca benimle Instagram'dan iletişime geçmek isterseniz, benim Instagram'da da takip etmek isterseniz aşağıda size Instagram linkimi paylaşıyorum. Ne kadar çok Instagram dedim. Çok fazla Instagram deyince de insanın dili şey oluyor. Neyse aşağıda Instagram linkimi sizinle paylaşıyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.